Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şifalı bir meyve olan ve yabani doğada yabani olarak yetişen ateş dikeni bitkisinin çayını yapacağız ve faydalarını anlatacağız. Arkadaşlar, ateş dikeni doğada dediğimiz gibi kendiliğinden yetişen yabani bir bitki. Ormanlık alanlarda, orman altlıklarında yetişiyor. Son yıllarda park ve bahçelerde küçük kırmızı ve göze hoş gelen meyvelerinden dolayı süs bitkisi olarak da kullanılıyor. Yaklaşık 3 metre boylanabilen ağaç yaz kış yapraklarını dökmüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde kırmızı ve turuncu meyveler oluşturuyor. Arkadaşlar, bunlara halk arasında köpek elması da denilmektedir. Şimdi bu bitkinin çayını nasıl yapıldığını kısaca sizlere anlatalım. Değerli arkadaşlar, ateş dikeni bitkisi içerisinde bazı vitaminlerle beta karoten, likopen, glutatyon denen maddeler bulunuyor. Yine A, E ve C vitaminleriyle birlikte bazı mineral maddeler bulunmakta. İşte bunlarla birlikte arkadaşlar hep bir araya geldiğinde bu şifalı bir özellik kazandırıyor bu maddeler ve bu bitkinin de şifalı çayı yapılarak tüketilebiliyor. Ateş dikeni bitkisi arkadaşlar içerisinde daha doğrusu çekirdeğin içerisinde oksijen siyanürü denen bir madde bulunuyor. Hemen çekirdeğine bakalım. Çok eser miktarda, tabii çok az miktarda şu şekildeki çekirdeklerin içerisinde değerli arkadaşlar. Ve bunlar hemen şurada bakalım. Bu çekirdekler arkadaşlar siyanür maddesi içerdiğinden dolayı bu bitkinin kısmen zehirli olduğu ve çok fazla tüketilmemesi gerektiği biliniyor. Aksi takdirde arkadaşlar bulantı, yine mide rahatsızlıkları gibi zehirlenme vakalarına sebep olur. Peki ne yapılması gerekiyor? Bunu normal bir meyve gibi bol bol tüketmemiz kesinlikle olmamalı. Bunun yerine arkadaşlar günde birkaç adet, 4-5 adet yenilebilir. Ve en iyisi kurutulduktan sonra şimdi tarifini vereceğimiz şekilde çayı tüketilerek kullanılması en uygun olan yöntem. Değerli arkadaşlar, ateş dikeni iki formu bulunuyor. Kırmızı olan, buna kızıl ateş dikeni deniyor. Yine turuncu olan, dediğimiz gibi halk arasında da köpek elması olarak biliniyor. Biz kırmızı ve turuncu olandan her ikisinden de kuruttuk arkadaşlar. Kurumaya yakın olan turuncu meyveler, yine dün topladığımız taze meyveler. Arkadaşlar, bu meyvelerden yaklaşık 10-15 adet zaten toplarken şu şekilde yapraklarıyla birlikte toplayıp kurutuyoruz. Yani 10-15 adet meyve ve yapraklar beraber kurutulmuş halinde bir bardak suda yaklaşık 5 dakika kaynatılıyor. İşte biz kaynattık ve şifalı çayını elde ettik arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli şifalı etkilere sahip, ancak en önemli özelliğini söyleyelim. Daha sonra hangi şifalı faydaları var onlardan bahsedelim. Arkadaşlar, ateş dikeni meyvesinden yapılan çayın en önemli özelliği nefes darlığı ve yine solunum yolları ile ilgili sıkıntıları gideriyor. Günde 2-3 bardak içilebilir. Böylece nefeste bir rahatlama olduğu, nefes darlığına sebep olan tıkanıklıkları giderdiği, bronşları açtığı biliniyor. Bu ormanlarda bunu toplayan arkadaşlar kurutun. Çok fazla olmamak kaydıyla bunun 10-15 adet meyve ve yapraklarıyla birlikte çayını yapın. Bu etkisini gerçekten göreceksiniz. Yine arkadaşlar, hipertansiyonu düşürdüğü biliniyor. Sindirimi kolaylaştırıp mide rahatsızlıklarını giderdiği biliniyor bu çayımızın. Aynı zamanda cilt üzerinde olumlu etkileri var. Düzenli olarak tüketildiğinde. Yine nefes darlığı dediğimiz gibi çok etkili bir şekilde rahatlatıyor. Evet değerli dostlar, doğada bulunan ve Rabbimizin bize sunmuş olduğu bu önemli şifalı bir bitkinin de çayını sizlere anlatmaya çalıştık. Mutlaka arkadaşlar, bölgenizde varsa toplayın ve kurutun ve bu şekilde çayını yaparak tüketin. Nefes darlığınızı %100 giderecek etkilere sahip. Bunu bizzat kendiniz kullandıktan sonra göreceksiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz.